Merhaba, Ustura programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de bugüne kadar yaşamadığımız, yaşamak için kuruluşundan beri çaba sarf edilen bir şeyi tartışacağız, demokrasiyi tartışacağız. Türkiye'de demokrasi için bugüne kadar yapılan mücadeleyi ve bundan sonra yapılacakları tartışacağız. 100 yıl Türkiye Cumhuriyeti tarihin, yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri 100 yıl içerisinde demokrasiye geçiş, 100 yıl yeterli bir zaman mı? Yoksa yani bize göre tabii, insana göre 100 yıl çok uzun bir zaman ama tarih içerisinde 100 yıl çok ufak bir zaman birimi. O yüzden bunları tartışacağız. Evet, kimle tartışacağız? HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve CHP yine Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile tartışacağız. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. İyi yayınlar Ahmet. Teşekkürler Yıldırım. İyi yayınlar. Merhaba Yıldırım. Sana saygılar. Şimdi kadın haklarından dolayı ilk sözü Filiz'e mi vereyim, yoksa bugün babalar günü sürprizi yapıp Yıldırım'a mı vereyim diye deminden beri düşünüyorum. Dedim ki ben de babayım, gene de biz iki baba olarak kadın haklarından yana olup, hele Filiz gibi önemli bir kadın hakları savuncusunu es geçmek mümkün değil. O yüzden ilk ya yani aynı soruyu ikinize tabii de soruyorum. Bir de kadınlar insan, biz insanoğluyuz. Dolayısıyla köçe bu güzeldi. Evet. Demokrasiye geçişte 100 yıl sizce nasıl bir zaman? Daha ne kadar tam demokrasiye geçmek için bir süre lazım? Tarihte bunun örnekleri var. Evet, önce Filiz, senden rica edeyim. 100 yıl aslında epey uzun bir zaman, yani çok da kısa denemeyecek bir zaman. İnsan kendi hayatına baktığı zaman, özellikle Türkiye'de yaşadığı kendi hayatına baktığı zaman da bir yaşam süresinden daha uzun, yani ve gördüklerimiz açısından baktığımızda gerçekten hani burada yayında bulunanlar olarak herhalde hemen hemen aynı yaşlardayız ve aynı şeyleri gördük. Epey darbe gördük. Epey darbesi, darbe girişimi, postmodern, sivili, askerisi çeşitlerini gördük. Başarısızı. Başarısızı, evet. Yani o yüzden girişimi diyorum zaten. Bunlara baktığımızda Türkiye'de bizler bu üç kişi olarak da mesela demokrasiyi gerçekten hiç yaşamış sayamayız kendimizi. Belki çok kısa zaman dilimleri içerisinde yükselen mücadelelerle, işte 70'li yıllarda ya da sonrasında 80'lerin sonunda baktığımızda bir nebze olsun. Bu tabii ki tamamen aslında halkların, insanların, yurttaşların, örgütlerin, sendikaların mücadelesine bağlı olan bir şeydi. Yani o yükselişle yaşanabilen bir şey demokrasi. Öyle kimsenin size bahşettiği, mesela kadınlar dediniz, kadın hakları dediniz, hep böyle bildik, hani bize verildi bu haklar gibi. O da öyle olmamıştı. Onun için de hayatını gerçekten bedel ödeyerek yaşayan Nezihe Muhittin gibi kadınlar vardı. Osmanlı'dan gelen bir mücadele vardı. Aynı şekilde işçi hakları için bir emek mücadelesi vardı. Dünyanın her yerinde bu böyle oldu. Ben hiç umudunu kaybetmeyen bir insan olarak her zaman aslında şunu söylüyorum, bana sorduklarında da genel olarak. Evet, bu ülkenin de bir miadı var bunun için ve başka ülkelere baktığımız zaman, yani Fransa, Almanya, işte Nazizm, faşizm, gerçekten kamplar, işte bunlara karşı direniş, yani yeniden kurmuşlar her şeyi ve ülkeyi. Ve bu mücadeleyle olan bir şey, mücadelesiz olan bir şey değil. Yine yapmamız gereken, yine uğraşmamız gereken bu mücadele yolunu açmak,
ve bu mücadeleyle ancak erişmek. O yüzden baktığımda diğer ülkelerle de kıyasladığımda başka örneklerle de aslında bir yandan da evet bizim hayatımız için uzun bir zaman ama genel olarak dünya tarihi içinde kısa bir zaman diye düşünüyorum. Yani birçok şeyin yerli yerine oturmadığı, hala eski klişelerle hareket ettiğimiz, eski vesayetlerle aslında hareket ettiğimiz, bunu çok cenah için söylemek mümkün, sadece iktidar için söylemiyorum. Birçok açıdan belki bunları tartışabiliriz. Hani başlangıç olarak bunları söyleyebilirim. Evet. Evet Yıldırım Kaya, sen 100 yıl için ne diyorsun ve bu geçiş sürecine Türkiye girdi mi, demokrasiye geçiş sürecine? Yani hep mutlaka bir mücadele oldu ama bir dönem hep geri çekilindi. Bir dönem tekrar hız kazandı o mücadele. Şimdi gene işte bir takım direnişler gene hız kazanma dönemine geçti. Sen bu yüzyılı nasıl değerlendiriyorsun ve gelecek olarak demokrasiye geçiş dönemini nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Bu yüzyıl bizim yaşamımız açısından oldukça uzun ama bir dünya yaşamına baktığımızda kısa bir süre gibi gözüküyor. Şimdi Cumhuriyet'in ilk yılları ve padişahlıktan cumhuriyete geçiş süreci aşağıdan yukarı bir mücadeleyle gerçekleşmiş bir olgu değil. Açık işgale karşı yürütülen bir mücadele var. Açık işgale karşı yürütülen mücadelede padişah ve saray bir yanda kendi iktidarını korumak için her türlü toprağı ve ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını feda edebilecek bir noktada. Ama bunun karşısında açık işgale karşı yürütülen bir mücadele var. Bu mücadele sonrası cumhuriyet ilan ediliyor. Cumhuriyet demokrasiyle taşlandırılmadığı müddetçe yaşama şansı yok. Cumhuriyet devrimleri yine yukarıdan aşağı bir müdahaleyle şekillenmeye çalışılıyor. Biraz önce Filiz Hanım da söyledi. Yani kadın hakları Mustafa Kemal Atatürk tarafından veriliyor ama bir kadın mücadelesinin sonucu gerçekleşen değil. İşçi sınıfının örgütlü mücadelesi yine yukarıdan aşağı şekilleniyor. Çok az Haziran ayındayız. 15-16 Haziran o şanlı işçi sınıfının direnişi kısa dönemli bir direniş. Evet. Bizim demokrasi mücadelesi özellikle her 10 yılda kesintiye uğrayan, darbelerle kesintiye uğrayan bir hat oldu. Her darbe demokrasiden yana olan, barıştan yana olan, emekten yana olan güçleri bastırmak, yok etmek ve örgütleri tasfiye etmekle oldu. Hangi örgüt? Mesela benim içinden geldiğim bir örgüt, özellikle öğretmen örgütlenmesi, işte TÖS bir darbeyle kapatıldı, mallarına el kondu. Yöneticiler tutuklandı ve önemli bir kısmı da yurt dışında sürgünde yaşadı ve sürgünde ölen arkadaşlarımız oldu. Evet. TÖBDER hem yöneticileri katledildi, hem 12 Eylül faşist darbesiyle TÖBDER kapatıldı. Yöneticileri yine sürgünde, işkencede ve cezaevinde yaşamını yitirenler oldu. Daha sonraki süreçlerde de 12 Eylül'den 12 Mart, 12 Eylül ve devam eden süreç, en son 20 Temmuz darbesi de yine demokrasi güçlerine ve demokrasiden yana olanlara müdahale oldu. Yani halkın iradesine bir müdahale. 20 Temmuz darbesiyle yaşıyoruz şu anda. Cezaevinde milletvekilleri var. Cezaevinde belediye başkanları var. Cezaevinde gazeteciler var. Halkın seçtikleri anayasa hukukuna rağmen cezaevinde tutulabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de demokrasi mücadelesi ağır bedeller ödeyerek yürütülen bir mücadele. Bu mücadelede aslında bize devredilen mücadele bayrağı hiç yere gerekiyor. Son dönemlerde sizin de belirttiğiniz gibi Cumhuriyet'i savunanlar Cumhuriyet'in 100. yılına girerken bir kısım Cumhuriyet karşıtları hem Cumhuriyet'i hem demokrasiyi hem de barışı yok etmek istiyor. Tam tersi bunun karşısında da demokrasi mücadelesi yürütenlerin birliği, beraberliği ve birlikte bir mücadelesi bizi bekliyor. Demokrasi yoksa Cumhuriyet yok.
Demokrasi yoksa burada barış yok. Demokrasi yoksa o ülkede zaten huzur da yok. Ben demokrasi mücadelesinin gelecek kuşaklara bırakılacak en önemli devrim olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreç demokrasi devriminin hayata geçeceği bir süreç olacak. Bu da umarım Türkiye devrimcileri buna önderlik eder. Bu konuda bir birikim var, bir deneyim var. Bu birikim ve deneyimi geleceğe taşımak lazım. Evet, bugünkü artı gerçekte bir haber var. CHP milletvekili Çakır Özer, Utku Çakır Özer gazeteci, gazetecileri ziyaret etmiş cezaevinde. Biz hala Türkiye'de demokrasi yok diyoruz ama gazetecileri koronavirüs kapmasınlar diye hepsini ayrı tek tek hücreye koymuşlar. Hatta konuşurken de yan hücreden mikrop geçer diye araya da boşluk bırakmışlar ki birbirlerinin sesini duymasınlar diye. Yani dışarıda herkese kucaklaşın diyen, dışarıda koronavirüsü hiç ciddiye almayan Sağlık Bakanlığı ve Devlet ve Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, neyse ki tutuklu meslektaşlarımıza bu demokratik yaklaşımı göstermiş. Emniyet görevlileri de bizimle oldukça kucaklaşmayı seviyorlar dışarılarda. Orada bir sosyal fiziki mesafe göremiyoruz genelde. Evet ama orada da virüs emniyetli ama. Evet. Virüs emniyetli. Garantili ve emniyetli. Evet, ben bir şeyi sadece Yıldırım Bey'in söylediği araya girmek istemedim. Hani bu kadın hakları verildi, ortada kalan bir şey olmasın diye. Çünkü aynı zamanda Türkiye'de demokrasi tarihine baktığımızda olmayan şeylerden birisi de şu: resmi tarihin dışında bir tarihe yer verilmemeye gayret edilmesi. Yani evet. Bu da bir ülke aslında demokrasinin olmadığının göstergelerinden birisi. O yüzden bu tarihi feminist tarihçiler ortaya çıkardılar ve aslında biz daha öncesinde başka bir mücadelenin ve yayınların, onlarca derginin olduğunu gördük. Hep o Atatürk bu hakları verdi söylemi, hani yaptığı başka olumlu şeyler olabilir. Herkesi kendi tarihi içinde yerli yerinde değerlendirmek lazım. Ben hani ak kara diyenlerden değilim hiçbir şey ama diğer taraftan baktığımızda o zaman kurulmuş olan Türk Kadınlar Birliği 1935'te artık kadınlık adına söylenecek bir söz, verilecek mücadele kalmamıştır denerek kapatılıyor. Nezihe Muhittin'in Kadınlar Partisi kurması engelleniyor ve onlardan hiçbiri milletvekili olamıyor. Yani orada da gene aslında bir devlet aklı, düzeni ve ayarı içerisinde davranmaları isteniyor insanlardan. Ve o tarihe baktığımızda da yine Dersim katliamını görüyoruz. Evet. Daha öncesine baktığımızda Ermeni soykırımını görüyoruz. Yani bütün bu tarihler aslında hesaplaşmadığımız, hakikatlerle yüzleşmediğimiz ve resmi tarih dışında bir tarihi de kitlelere yayamadığımız, aydınlatamadığımız, bizler de zar zor belki öğrendiğimiz kendi çabalarımızla için demokrasiye ulaşmak o kadar kolay olmuyor. Evet. Kadın mücadelesi mutlaka vardır, mutlaka her dönemde de var olmuştur ama şunu kabul etmek lazım. İsveç'ten önce, Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, İsviçre'den önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı, kadın mücadelesinin tabii ki bir birikimi illaki vardır ama kabul etmek lazım. Avrupa ülkelerinin birçoğundan daha önce seçme ve seçilme hakkının tanınması Mustafa Kemal Atatürk döneminde olmuştur. Diğer konular ayrı konular tartışabiliriz ama esası kadın mücadelesi 100 yılı aşkın bir mücadeledir. Öğretmen hareketi de öyledir. Mesela Cumhuriyet'ten öncedir ilk muallimler cemiyetinin kuruluşu. Yani sendikalaşma, dernekleşme Osmanlı döneminin son yıllarında zaten gerçekleşen bir şeydir ama Cumhuriyet'le birlikte kimi alanlarda hız kazanmıştır, kimi alanlarda da zapturap altına alınmıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'na girerken Türkiye demokrasisinin de ilerlemediğini, gerilediğini ve bunu zaten darbelerle de sürekli kesintiye uğradığını hep beraber görüyoruz. Evet. Peki ikinize birden yine bir soru.
Demokrasiye geçişte HDP ve CHP'nin rolü nedir ve ne olmalı? Buna cevap verirken işte iki partiyi birden irdeleyerek cevap vermenizi istiyorum. Yani Filiz HDP'yi anlatsın, Yıldırım CHP'yi değil. Demokrasi mücadelesinde bu iki partinin önemi ve yapması gerekenler nedir? Evet, Filiz, gene senden bak. Senden mi başlayayım? Evet. Tamam. Şimdi yani biz aslında tabii ki bir mağduriyet tarihi anlatmak istemiyorum. Çünkü partimizin tarihi mağduriyet ve baskılar olduğu kadar bir mücadele tarihi aynı zamanda. Ki ben HDP'nin tarihini de HDP'den başlatmıyorum. Yani zaten Türkiye böyle başlatmıyor. Geçen gün mecliste konuştuğumda da söylemiştim. Hani o kadar eskisiniz ki diye iktidara, yani yeni bir hamle değil yaptığınız hiçbir şey. Çünkü gerçekten eski devlet aklını, hani Leyla'ların ismini değiştirerek aynı şekilde uygulamaya devam ediyorsunuz. Leyla Zana'ya 90'larda ne yaptıysa bu akıl, bugün de Leyla Güven'in milletvekili düşürdü. İşte Musa Farisoğulları'nın, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini düşürdü. Şimdi HDP açısından baktığımızda ciddi bir Kürt özgürlük mücadelesi var ve gerçekten buna kurulan çok önemli büyük bir baskı var. Bu 80'lerden başlayan bir süreç. İşte Diyarbakır cezaeviyle hep anlatılan ve arkasından işte 90'larda benim de İHAD'de çalıştığım dönemde çok tanık olduğum faili meçhuller, kayıplarla devam eden ve bugünlere gelen bir süreç. Şimdi bu süreç içerisinde bizim partimiz gerçekten en son olarak HDP olarak baktığımızda bu 5 yıldır hep demokratik siyaset içerisinde bir mücadele ve barış için mücadele veriyor. Ama sürekli karşımıza çıkan engeller bizim kriminalize edilmemiz. Yani biz başkalarından ayrıştırılmaya çalışılıyoruz. Şimdi hayatın her alanında aslında söz söyleyen bir partiyiz. Ben feminist bir kadının ve bağımsız bir milletvekili olarak, ya milletvekili olarak değil de bağımsız bir kişi olarak bu partiye geldim. Evet. Bu partide bu alanda elimden geleni yapıyorum. Ekoloji alanında çalışan arkadaşlarımız var. Ekonomi alanında çalışan arkadaşlarımız var. Ve tabii ki biz çoğunluğu Kürtlerden oluşan bir partiyiz. Yani bu baskının sonucunda aynı zamanda ya da denmiş ki evet onu söylemeyi çok biliyorlar, dağa gidilmesin de düz ovada siyaset yapılsın. Kardeşim siz bu ülkede ne ovada ne şehirde ne sokakta hiçbir yerde siyaset yapılmasına izin vermediniz ki. Evet. Buna karşılık bu parti basiretle demokrasi için mücadele ediyorsa ve bugün işte yaptığımız yürüyüş, demokrasi yürüyüşü noktasına geliyorsa gerçekten ben önemli bir demokrasi mücadelesini HDP yürütüyor diye düşünüyorum. Bizim hatalarımız da olabilir ama hatalar dediğiniz şey nasıl yapılır biliyor musunuz? Çıkarız mesela, gerçekten özgür bir medya olur, özgür kurumlar olur, orada tartışırsınız, orada insanca tartışırsınız. Yani seviyeli eleştiriler yaparsınız, bunlara karşılık cevaplarını verir partililerimiz, eş başkanlarımız ya da sözcülerimiz ve bununla yürür tartışmalar ve eleştirilerde. Yani HDP'nin demokrasiye geçişteki rolündeki eksiklikler de ancak böyle tartışılabilir. Ama ya da tartışarak ortaya çıkar. Tabii tartışarak ortaya çıkar. Tabii ki kendi açımızdan baktığımda yani biz de bu ülkenin bir partisiyiz. Ve bu ülkenin partisi olarak kendi yapısallığımız içerisinde en demokratik yapılanmayı kurmuş muyuz? Hayır, buna ben de evet diyemem. Yani burada da tabii ki eleştirilecek şeyler vardır. Biz bu iç eleştirilerimizi çok net bir şekilde yapıyoruz. Hiçbir şekilde sözümüzü sakınmıyoruz. Yani o klişeler dedim ya başta, kurtulmamız gereken şeyler
Bunlar gerçekten. Yani biz de işte birileri 50-100 kişilik korumalarla meclislere girerken ister HDP olsun ister CHP olsun bazen aynı janjanlarla hareket edebiliyoruz. Yani aynı klişeleri sürdürebiliyoruz. Aynı işte toplum böyle ister, toplum böyle bakar. Bu tırnak içerisindeki sınırlar içerisinde hareket edebiliyoruz. Bu da tabii aslında değişimi engelleyen bir şey oluyor. CHP'ye baktığım zaman da şimdi onlar da yani CHP içerisinde aslında çok farklı görüşler de var. Yani tek bir CHP'de görmüyorum ben. Farklılıklar var, farklı düşünceler var. Bu da bir zenginlik olabilir. Ama bunun bazen tek bir sınır içerisinde hareket etmesi çok zenginlik olmuyor. O işte birliktelikleri, mesela kampanyalarda bir araya gelmeyi, çünkü bizim aynı olmamız gerekmiyor. Ne HDP ile CHP'nin aynı olması gerekiyor, ne işte ne bileyim EMEP ile HDP'nin ya da İYİ Parti ile CHP'nin, yani bunlar Türkiye'nin farklılıkları olarak ve zenginlikleri olarak, demokrasisi olarak kabul görmeli. Ama siz eğer o dediğim aynı işte 80'lerden 90'lardan gelen devlet aklıyla aynı yolda zaman zaman paralellik arz ederek bizi kriminalize etme, bir partiyi 6 milyondan fazla insanın oyunu almış bir partiyi kriminalize etme çabalarına katkı sunarsanız o zaman Türkiye'de demokrasiye geçiş kolay olmaz. Yani bundan kurtulmamız lazım. Daha cesaretle hareket etmemiz lazım. Biz ortak değiliz. Biz ittifak yapmıyoruz. Kimseyle aynı değiliz. Aksine kendi prensiplerimiz var. O prensipler içinde bir yolda yürürken çakışacağımız çok fazla yer var. Çünkü insanlar aç, çünkü insanlar işsiz, çünkü Kürt sorunu diye çok önemli, devasa bir sorun var bu ülkede. Sorun değil aslında, sorun haline getirilen ve getirilmekten hoşlanılan bir şey var. Bundan beslenilen bir şey var aynı zamanda iktidarlar açısından. Bunları düşündüğümüzde bu noktalarda daha cesaretle hareket etmeliyiz. Bizim işte bugün FETÖ'cü denilen bir kısım insana karşı da aynı cesaretle hareket etmemiz gerekiyor. Yani o insanlar da kendi içinden darbe çıkarmış bir iktidar, kalkıp bunun siyasi ayağını araştırmamış, bununla ilgili doğru düz bir şey yapmamış. Ama hemen böyle kendisinin dışındakileri FETÖ'cü diye suçladığında karşı tarafta aynı noktada mevzileni veriyor. Hayır, asla değiliz, yakın değiliz, ne PKK'ya yakınız, ne FETÖ'ye yakınız, ne ona yakınız, ne buna yakınız. Bu oyuna gelmektir. Evet. Aslında kim haksızlığa uğruyorsa onun hakkını savunmaktır. Hak savunuculuğu, insan hakları savunuculuğu ve demokrasi savunuculuğu. Bizim evet. yapmamız gereken ve ortaklaşmamız gereken noktalar bu diye düşünüyorum. Tıpkı evet. gazeteciler örneğinde olduğu gibi, avukatlar örneğinde olduğu gibi. Evet. Şimdi Yıldırım, CHP aynı soruyu soruyorum da bir şey eklemek istiyorum. CHP de esasında bir anlamda HDP diyebilir miyiz? Yani ilk tek parti döneminden gelen CHP'den bir alışkanlık var. Yani şu andaki CHP'yi eleştiriyorlar. Hangi dönemi eleştiriyorlar mesela? İşte Celal Bayar başbakan. Aynı insanlar Celal Bayar'ın bütün siyasetini savunup biz onun devamıyız deyip Celal Bayar'ın CHP'de yaptığı dönemi eleştiriyorlar. Bugünkü CHP'ye eleştirebiliyor. Ya böyle bir garip bir ikiyüzlük var. CHP hala o tek parti dönemindeki kendi içinde değişik görüş ve siyasetleri de barındırıyor. Evet. Evet. Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte tek partili bir yaşam var. Hiç kimse ne yazık ki Türkiye'de demokrasiye geçiş, yani çok partili yaşama geçişin Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü'nün önderliğinde yapıldığını hiç kimse anlatmıyor. Evet. Eğer Türkiye çok partili yaşama geçmişse bu CHP sayesinde olmuştur ve İsmet İnönü bu devrimi gerçekleştiren en önemli siyasi insandır. Kendi başbakanlık koltuğunu seçim yoluyla
bir başkasına devretme inisiyatifini demokrasi adına gerçekleştirebilmiştir. Bu gerçekleştirdikten sonra, çok partili yaşama geçiş kanalını açtıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi kendi mücadelesini, demokrasi mücadelesine devam ederken 27 Mayıs darbesi kim ne derse desin Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimle yeniden iktidara geleceği sürecin önünde bir takoz olmuştur. Bunu evet. Geçmiş tarihi incelediğimizde yeniden görmek mümkün. Bir bakıyoruz 27 Mayıs sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilerleme değil, darbeden sonra gerileme söz konusu. Daha sonra 12 Mart'a bakıyorsun. 12 Mart'ta da Cumhuriyet Halk Partisi en büyük darbeden nasibini alan. Tabii sol, sosyalist, devrimci hareketler de burada çok ciddi darbeler yemiş, zararlar görmüştür ama Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte darbe yememiş ve demokrasi den kesintiye uğradığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetici kadroları ve işleyiş mekanizmasında sıkıntılar olmamış gibi davranmak da doğru değil. 12 Eylül'e bakın. 12 Eylül'e gelmeden önce Tönder üyeleri ve yöneticileri öldürülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri ve yöneticileri de katlediliyor. Devrimci gençler de katlediliyor. 12 Eylül darbesinin ilk kadroları tabii ki devrimci gençler, sosyalist, sol hareketler ama Cumhuriyet Halk Partisi de kabul etmek gerekir ki genel başkanı da zindana atılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kapatılıyor, mal varlıklarına el konuluyor. Şimdi hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni demokrasinin mağduru değildir diye anlatması mümkün değil. Daha sonraki süreçlere bakın. İşte günümüze kadar geldiğimizde yine demokrasi kesintiye uğradığında Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri bundan nasibini alıyor. Şunu görmek lazım. Demokrasi mücadelesi konusunda Cumhuriyet'le demokrasiyi iç içe geçiren bir anlayıştan uzaklaştığımız için Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir eksikliği var. Eğer Cumhuriyet'i siz, Cumhuriyet devrimlerini ileriye taşıyacaksanız, devrimin üzerine devrim gerçekleştirecekseniz bu en büyük devrim demokrasi devrimidir. Demokrasi için mücadele etmediğimiz müddetçe Cumhuriyet'i biz kurduk, Cumhuriyet devrimini gerçekleştirdik. O halde biz devrimciyiz diyerek yola devam edemeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki en büyük eksiklik budur. Yani devleti kuran parti olmak başka bir şey. Demokrasiyi ve Cumhuriyet devrimlerini gerçekleştirmek ve ona sahip çıkmak başka bir şey. Eğer bugün ülkede demokrasi yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen görev demokrasiyi tüm kurum ve kurullarıyla hayata geçirmek için her türlü mücadeleyi vermek zorunda. 21. yüzyılın dünyasında artık silahlı mücadeleler dünyanın hiçbir yerinde kalmamıştır. Yok. Bugün Türkiye'de ya da başka ülkede demokrasi mücadelesini adalet mücadelesinden, hak ve hukuk mücadelesinden ayrı düşünemeyiz. Bunun da yolu parlamentoyu güçlendirmekten geçiyor, sokakları güçlendirmekten geçiyor, insanların seçtiklerine sahip çıkma iradesini güçlendirmekten geçiyor. Şunu kabul etmek lazım. Halkın Demokratik Partisi'nin belediye başkanları, %70 oyla seçilen belediye başkanları eğer görevden alınıyor, yerine bir vali ya da kaymakam atanıyorsa burada HDP'nin bu konudaki eksik ve yanlış bıraktığı şeyler üzerine değil de devletin demokrasiyi askıya alarak, milletin iradesini askıya alarak yürüttüğü baskıyı konuşmak gerekiyor. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin eksiklikleri var. HDP'nin eksiklikleri mutlaka var ama şunu görmek lazım. Demokrasinin en vazgeçilmez unsuru milli iradenin açığa çıkması. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının da iradesine ipotek konuyor ama HDP'nin seçtiği belediye başkanlarına da ipotek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerinin seçilmişliğine de ipotek konuyor, HDP'nin seçilmişliğine. O zaman ortada bir demokrasi sorunu var. O zaman bu demokrasi bağlamında hem Türkiye'de hem dünyada
demokratların birlikte mücadele etmesi lazım. Demokrasiyi gerçekleştirmek evet. için. Her birimizin farklı görüşleri olabilir, farklı örgütlenme yapıları olabilir, mücadele anlayışları ve mücadele tarzları farklı olabilir. Ama hedef çok açık ve net. Eğer bugün barolar yürüyorsa, HDP yürüyorsa, 3 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi yürümüşse, hak, hukuk ve adalet için yürümüş. Hak, hukuk ve adaletin ayakta kalabilmesinin yolu demokrasiden geçer. Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan demokrasi devrimidir. Demokrasi devrimini gerçekleştirmeden hiçbir alanda başarılı olma şansımız yok. Kürt sorununun çözümü de demokrasiye bağlıdır. İşsizliğin çözümü de demokrasiye bağlıdır. Yoksulluğun çözümü de demokrasiye bağlıdır. Demokrasi yoksa ekmek yok. Demokrasi yoksa barış yok. Demokrasi yoksa cumhuriyet yok. Dolayısıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığı bir makalede, daha sonra da 25 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılında yaptığı konuşmada 16 maddelik bir manifesto ilan etti ve burada en başat konu da dünya demokratlarına birlikte mücadele çağrısı yaptı. Bu çağrı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının çağrısı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısıdır. Türkiye değil, dünya demokratlarının da demokrasi için birlikte mücadele etmesi gerekiyor. Ben bu konuda Türkiye'de ve dünyada artık silahların tamamen gömülmesi gerektiğini düşünüyorum. Demokratik yollarla demokrasi mücadelesinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Devlet baskı, zor ve şiddetle halkın iradesine ipotek koyarak bu sürece en büyük engeli koymaktadır. Bunun karşısında yürütülecek mücadele demokrasi mücadelesidir. Biz bunun dışındaki bir mücadele yöntemini kabul etmiyoruz. Evet. Bunun için de barış için hem mecliste hem meclis dışında mutlaka masaya oturulması gerekiyor ki demokrasinin yürümesi için. Yani önce demokrasi getirecek insanların barış tabii. içinde olması gerekiyor. Yani tabii gerekiyor ki, çünkü tabii ki. O kadar kutuplaştırıcı bir siyaset izlendi ki işte söylediğim şey bu. Yani o kutuplaştırıcı siyasete aynı zamanda muhalefet de malzeme veriyor. Yani kalkıyor o işte aman yan yana durmayın tavırlarına, sanki haklı olan bir şeyin yanında durulursa aman efendim onu savunanlar kimse ondan olacakmış gibi. Şimdi ben 35 yıl avukatlık yaptım. Yani şu gün yaptıkları şey avukatları savundukları insanların görüşleriyle yargılamak. Yani evet. bunun bir farkı yok. Mesela yürüyüşümüzde Kadıköy'de Sayın Cihangir İslam bizi ziyarete geldi. Ve yürüyüşümüze katıldı demokrasi yürüyüşüne. Bu çok anlamlı bir şeydi. Cihangir İslam HDP'li mi oldu? Yani sadece gerçekten bu ülkede atanan kayyımlar, işte iradenin, halkın iradesinin gasp edilmesi, düşürülen milletvekillikleri, sivil darbecilik bu anlayışa karşı çıktığı için oraya geldi ve demokrasi için yürüyen insanların yanında oldu. Biz de bunu 3 yıl önce yapmıştık mesela adalet yürüyüşüne. Evet, adalet yürüyüşüne. Yani bunlar anlamlı şeylerdir. İşte iktidarın bize çizdiği sınırlar içerisinde davranmamalıyız diye düşünüyorum. Onun dışına çıkabilme iradesini göstermemiz gerekiyor her cenahta. Evet. Şimdi bu sadece HDP ve CHP için değil, sanıyorum bütün partiler için geçerli. Yönetim, parti meclisleri ya da MYK ne karar alırsa alsın, tabanın birbiriyle birleşmesi ya da birleşmesi derken partilerin birleşmesi anlamında söylemiyorum. Bazı durumlarda ortak tavır almaları ya da MYK'nın ve parti meclisinin birleşme beraber hareket etme emrine rağmen beraber hareket etmeme MHP-AKP seçimlerinde olduğu gibi. Tabanı hiçbir kimse engelleyemiyor değil mi? Evet, yani bu güzel bir şey aslında. Evet. Yani bu koalisyonlar esasında taban kendi oluşturuyor. O yüzden istedikleri kadar bu televizyona çıkan
gazeteci mi değil mi anlayamadığım insanlar istedikleri kadar işte HDP'yi ya da CHP'yi suçlayıp bir şey kazanacaklarını zannetsinler. O taban onu yapıyor yani bir şekilde. Kendi partilerinde de yapıyor. Burada şuraya geldim. Ahmet Bey şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Diyarbakır'da, Mersin'de ve Adana'da eşit koşullarda bir arada yaşam etkinlikleri ve paneller düzenlemeye başlamıştık. Trabzon İl Başkanımız, Edirne İl Başkanımız, Manisa İl Başkanımız, Konya İl Başkanımız da Diyarbakır'da eşit koşullarda bir arada yaşam paneli düzenledik. Benim organize ettiğim bir paneldi. Ben de konuşmacıydım. Daha sonra aynı paneli Siirt İl Başkanı'nın, Diyarbakır İl Başkanı'nın, işte Ankara'da, Mamak'ta ya da Mersin'de onların da katıldığı panellerle organize ettik. Burada eğer biz bu ülkede eşit koşullarda bir arada yaşamı savunmak için siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, sizin de söylediğiniz gibi yurttaşlarla bir araya gelebilirsek Hakkari ile Edirne'yi buluşturmak mümkündür. Hakkari'den başlayan yürüyüş koluyla da arayıp konuşup destek mesajlarımı ilettim. Edirne kolundaki yürüyüşteki arkadaşlarımıza da konuştuk. Selahattin Demirtaş'a Anayasa Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği kararı da Eren Erdem'le ilgili verdiği kararı da açık yüreklilikle konuşabilmek, savunabilmek gerekir. Ben 23 Haziran sonrası parlamentoya geldiğimizde İstanbul seçimlerinden sonra parlamento kürsüsünden eğer İstanbul seçimleri kazanılmışsa bu başarıda en büyük mimarlardan biri de Kürt seçmenin oyu ve Selahattin Demirtaş'tır. En büyük teşekkürü Selahattin Demirtaş hak ediyor diyerek parlamento kürsüsünden teşekkür ettim. Bu benim yaptığım çok önemli bir şey değil. Ama yaşanan tabloyu açığa koymak açısından gerekli. Bunu parlamento kürsüsünden ben bir siyasi partinin hem milletvekiliyim hem genel başkan yardımcısıyım. Yani söylediğim söz sadece Yıldırım Kaya'nın bireysel sözü olmaktan öte bir anlam ifade ediyor. Yoksa tekil olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da HDP'de milletvekili arkadaşlarımızın farklı düşünceleri elbette var ama genel başkan yardımcısı düzeyinde söz söylendiğinde bunun anlamı biraz daha farklıdır. Evet. Şimdi esasında soracağım çok zor soru var ama maalesef 45 dakikayla sınırlıyız. O yüzden biraz atlayarak gideceğim. Şimdi bir seçim yasası değişikliği ve partiler yasası değişikliği falan gibi bir takım çabalar var. Bu çabalar esasında daha çok korktukları iki partiden dolayı yapılıyor. Bunu biliyoruz. Yeni seçim yasası CHP'yi ve HDP'yi seçimlerde zorlar mı? İşte bölgeler, dar bölge şu şekilde veya bu şekilde ne olursa olsun hangi şeyi yapıyorlarsa. Bu sefer senden başlayalım Yıldırım. Şimdi ne yaparlarsa yapsınlar Abbas Yolcu bağlasan durmaz. Bunlar kaybediyor ve demokrasinin kırıntısına dahi tahammül edemedikleri bir gerçeklik var. Hangi yasal düzenlemeyi getirirlerse getirsinler, bu getirdikleri yasal düzenlemelerin tamamı paramparça olacak. 12 Eylül askeri faşist rezminin özellikle siyasi partiler yasasıyla bu ülkeyi yönetmeye kalktılar. Barajların arkasına sığındılar. Barajları yıkarak gelen siyasi partinin milletvekili arkadaşımız aramızda. Dolayısıyla halkın iradesine baraj koymak mümkün değildir. Suyun akışını değiştirmek de mümkün değildir. Ben yapacakları değişikliklerin tamamı tam da sizin söylediğiniz gibi %30'larda gezen Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden çıkan iki partinin seçimlere ittifak halinde bile girmemesini öngören bir düzenleme yapmaya çalışıyorlar. Ben bunun da fayda etmeyeceğini düşünüyorum. İyi Parti'ye MHP'nin ihtiyacı doğrultusunda yaptıkları hamlede Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde 15 milletvekilinin attığı adımla o engel aşılmıştı. Şimdi dar bölge uygulaması getirecekler.
Biz diyoruz ki gelin milli bakiye sistemine dönelim. 1960'lı yıllara dönelim. Kim ne kadar oy alıyorsa aldığı oy oranında temsil edilsin. Türkiye İşçi Partisi milli bakiye sisteminde %3,5 oyla 15 milletvekili çıkarmıştı. Parlamentoya zenginlik katmıştı. Şimdi de ben meselenin sadece AK Parti içerisinden çıkan partilerin önüne engel koymak değil, kendi gidişlerini durdurabilmek için bir hamle yapıyorlar. Parlamentoda bunu çıkartmaya kalktıklarında biz sonuna kadar bir mücadele edeceğiz. Yasal düzenlemeyi ne yaparlarsa yapsınlar, kendi ayaklarına yeniden pranga olacak diye düşünüyorum. Evet Filiz. Yani hangi birini sayayım? HEP, TEP, HADEP, DEHAP diye gelen partiler sürecinden sürekli kapatılan ve işte DBP, BDP, HDP şeklinde bugünlere pardon, gelen... Filiz, en çok kapatılan ikinci parti de esasında Erdoğan'ın geldiği parti. Ha, tabii o da. Evet, ikinci parti o. Ama işte bazı insanlar ders çıkarmayı bilmiyorlar. Yani diktatörlük biraz böyle bir şey. Bir yere oturduğunuzda orada o hakimiyeti hissediyorsunuz ve bunun konforuyla yaşıyorsunuz ya da korkusuyla yaşıyorsunuz. Yani biraz da böyle bir şey var diye düşünüyorum. Yıldırım Bey'in söylediklerinin bazılarına katılıyorum. Gerçekten aslında ne yaparlarsa yapsınlar bu olmayacak. Çünkü işte bu kadar parti kapattılar. Bu kadar parti kapatmanın arkasından bağımsız seçilen milletvekilleri sonra yine parti içerisinde ve 80 milletvekiliyle geldiler meclise HDP olarak. Bize baktığımızda bunu görüyoruz. Kendilerine baktığımızda da aslında benzer bir şey görüyoruz. Yani yasaklandılar, darbe girişimi ya da işte ev muhtıraları oldu kendilerine karşı. Ondan sonrasında geldiler ve ülkede iktidar oldular. Yani az önce söylediğin şey var ya, halklar, yurttaşlar aslında kendi aralarında anlaşabiliyorlar ve gerçekten parti üst yönetimleri, bazen belki o işte eski akıllarla hareket eden parti üst yönetimleri ne yaparsa yapsın, yurttaşlar ve halklar onlardan daha ilerici, daha özgür davranabiliyorlar. Bu nedenle meşruiyetleri olmayacaktır. Yani ne yaparlarsa yapsınlar meşruiyetleri olmayacaktır ve kesinlikle o sistem değişse bile ondan sonrasında daha hızlandıracaktır onların gidişlerini, iktidardan düşüşlerini diye düşünüyorum. Ama biz de aynı şekilde aslında %10 barajı diye bir baraj olmaması lazım. Yani hiç kimse için baraj olmaması lazım derken kalkıp kendi siyasi gelecekleri için yeni düzenlemeler yapmaya çalışan bu partinin ve ortağının bütün girişimlerine karşı en etkili muhalefeti yürüteceğiz. Gerçekten ben Türkiye'ye yazık oluyor diye düşünüyorum. Yani hani ben bir siyasetçi olarak doğmuş insanlar var. Etrafımda bunu görüyorum. Böyle birisi değilim. Hani hep aktivist oldum, hep militan oldum. Yani 70'lerden beri, lise yıllarımdan beri böyleydim. Ama siyaset bir meslek değil yani. Yani bıraksınlar artık. Gerçekten gitsinler hani torunlarıyla, çocuklarıyla ilgilensinler. Biraz hayatta başka üretimler yapsınlar. Ülkenin geleceğini bu kadar karartmasınlar. Yani siyaset bir meslek değil. Herhalde hayatında başka şeyler üretemeyen insanlar burayı gasp ediyorlar. Evet. Yani burayı gasp ediyorlar ve yaşam biçimi haline getiriyorlar bunu. Bu çok çirkin bir şey. Yani bizdeki o işte iki dönem, üç dönem kuralları çok önemli. Değişmeli insanlar, sözcülükler olmalı, bu başkanlıklar vesaireler kaldırılmalı. Yani biz demokrasinin aslında bu biçimlerini de tartışmalıyız. Tabii daha bu noktalara gelemiyoruz ama hani sadece işte toplantı gösteri hakkı, sokakta olabilme hakkı, barışçıl gösteri hakkı, bunları savunmaya gayret eder durumdayız. Ama aslında gerçekten gençlere baktığımda ben başka bir akıl görüyorum. Evet. Gezi'de başka bir akıl vardı mesela. Yani bu aklın artık devreye girmesi lazım. Bizler yaşlandık yani.
Ve siyaset de yaşlandı. Bu yaşlı siyasetten kurtulması lazım. Hani tırnak içinde yaşlı diyorum. Çok zihni genç insanlar var tabii yaşlılar arasında. Evet, çok az bir zamanımız kaldı. 1-2 dakika. Dediğin çok doğru esasında. Yani bir dönem sonra atıyorum Yıldırım Kaya ve onun gibi 10 kişi CHP'nin eğitim masasını kurmalılar ya da HDP'deki sen HDP'nin hukuk masasını, adalet masasını kurmalısın. Yani bu böyle olmalı. Bunlar yapılırsa, bu ekip işine döndüğü zaman Türkiye, ki yavaş yavaş belli partiler, bilhassa HDP ve CHP'de de var bazı şeyler, bu ekip meselesi dönünce olacak. Ahmet Bey, biz eğitim masasını kurduk. Eğitim masasını kurduk. Yaklaşık 1,5 yıldır masanın ürettikleriyle sürece müdahale etmeye çalışıyoruz. 18 Ocak'ta en son eğitim masasının hazırladığı 1500 kişinin katıldığı, özellikle bileşenlerinin de eğitim bileşenleri olduğu bir eğitim çalıştayı yaptık. Eğitim masası sürekli olarak, en son LGS, YKS'ye ilişkin de sözü eğitim masasının ürettikleri üzerinden, ben sadece taşıyıcı görevi görüyorum. Doğru olan da bu zaten. Evet, senin örgütçülüğünü bildiğim için hiç şaşırmıyorum. Bütün masalar bizde de var da mesele o değil. Mesele bizim yerimize artık önde başka insanların olması, gençlerin olması. Evet. Ondan bahsediyoruz. Yoksa biz o masaların başında yanında olalım. Şimdi Filiz Hanım, Ahmet yaşlı da senden ben daha yaşlı değiliz. Yani şimdi Ahmet aynı kuşağız ama Ahmet yaşlandı. Tam bir yıl var aramızda. Tam şunu yapmamız gerekiyor. Gerçekten ben Filiz'e katılıyorum. Bu koltukların hızla gençlere devredilmesi gerekiyor. Çünkü 21. yüzyılın dünyasına yanıt üretebilmek bizim işimiz değil artık. Biz sadece deneyimleri, birikimleri aktarabiliriz. Ama artık bayrak gençlere teslim edilmeli. Evet. Son iki dakika bir şey soracağım. Bana hep çok komik gelen bir şey var. Bu televizyon programlarında da var, siyasi açıklamalarda da var. Şimdi bir siyasi partinin açıklamasını eleştirebilirsiniz ya da hükümeti mutlaka eleştirebilirsiniz. Ona başka açıdan baktığınızı söyleyebilirsiniz. Ama yıllardır var olan bir şey var. Bu CHP ve HDP ya da HDP öncesi diğer sosyalist partilere ya da işte bağımsızlara söylenen bir şey. Nedense bütün bu muhalifler, ırkçılar, faşistler falan televizyonda çıkıp CHP ve HDP'nin seçmenine aşıklar. Ciddi bir şekilde aşıklar. Ben onu anlıyorum. Bir şiir yazmadıkları kaldı ama yöneticilere fena halde gıcıklar. Ve şöyle bir şey var. HDP yönetimi şöyle yapsa bak düzelir, o zaman namert ordusu var o televizyonlarda. Namerdim ben, onlarla beraber hareket ederim. Buna Mehmet Metiner dahil. HDP şöyle yapsa bak gitmezsem namerdim. İşte Metin Korkmaz. CHP şöyle yapsa orada olmazsam namerdim. Nedir bu bir partinin? Partiye bir şey öğretmek nasıl bir şeydir sizce? Siz yapıyor musunuz AKP'yi? Şöyle yapsam ben sana gelirim diye. Yöneticilerin tamamı değişse de onların ideolojik hattı aynıdır. Seçmenken seviyorlar, yönetici olunca gıcıklar. Evet. Şimdi Mehmet Metiner HDP'nin genel başkan yardımcılığını yaptı. Şimdi kendi dönemindeki de onu hiç üzerine saklıyor. Bir Gün gazetesinde de köşe yazdı. O dönemlerini, geçmişini inkar edenden bu ülkeye, kendisine de fayda gelmez. Gerçekten bir inkarcı yaklaşım var. Bir de namertlik çizgisinde birbiriyle yarışanlar var. Siyasi partilerin, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından söyleyeyim. Genel başkanı da, merkez yönetimi de, parti meclisi de tabii ki bütünlüklü bir politika etrafında şekilleniyor. Aşağıdan aldığı güçle bu uygulamaları yapıyor. Yoksa
eğer partilerin tabanına inecek olursanız, tabanının yönelimlerine göre hareket edecek olursanız, o zaman var olan demokrasi kırıntısını da içinde bulamazsınız. Evet. Öyle de bir ne yazık ki siyasetten uzaklaştırılmış bir kitlenin olduğunu da bizim partimiz içerisinde de başka örgütler içerisinde de tabanın siyasetten uzaklaştırıldığı bir süreci yaşıyoruz. Bunu kabul etmek lazım. Yine yöneticiler bu konuda önderlik etmeye çalışıyor ne kadarsa. Evet. Evet Filiz, son. Ben bu konuda yani bir dizayn etme çabasının olduğunu düşünüyorum. Evet. Kendilerine benzetme aslında. Ama şeyi hatırlarım, o çok güzel bulduğum bir anekdottur. Eski Diyarbakır Milletvekilimiz Sibel Yiğitalp Kürt sorunuyla ilgili mecliste bir konuşma yaparken o zaman Mehmet Metiner laf atıyordu ve ona dönüp senin bu hikayede yerin belli Metiner. Sen sus demişti ve bir daha da o söz tekrarlanmamıştı. Onların bu hikayelerdeki yerleri belli gerçekten. Yani ben mesela şunu zul addederim. Benim gerçekten birlikte mücadele ettiğim ya da işte zamanında birlikte yürüdüğüm ya da yürümediğim herhangi bir insan, ben televizyonlara çıkarken ona yasaklar getiriliyorsa mesela çıkıp orada onlarla ilgili konuşmayı bile zul addederim. Evet. Yani neden çıkarmıyorsunuz derim, protesto ederim, çıkmam. Ama bunların ellerinde mezuralar var. İşte terörle aranızdaki mesafe kaç santimetre, onu ölçüyorlar. Ondan sonra saçınızın şekli nasıl olmalı, fikrinizin şekli nasıl olmalı, beyniniz nasıl olmalı, bunları dizayn etmeye çalışıyorlar. Özgürlükler o dizayna sığmaz yani. Bizim evet. halkımız da sığmaz. Biz çok politik bir seçmen kitlesine sahibiz ayrıca. Onlar neyin ne olduğunu da çok iyi görüyorlar yani Türkiye'de. Gücümüzü de onlardan alıyoruz zaten. Evet. İkinize de teşekkür ederim. Tabii bu arada Yıldırım Kaya program sonrası konuşacağız. Sen Bir Gün'ün kurucularındansın aynı zamanda. Mehmet Metiner nasıl yazdı onu ayrı konuşuruz sen. Evet, o da bir başka hikaye. Evet. Evet, programa katıldığınız için teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Özgür yayınlar diliyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Tabii ne sormak istediklerimin tamamını sorabildim, ne konuşmak istediklerimin tamamını. Ama büyük bir olasılıktan bir ön görüşme yaptık. Her ayın son haftası CHP ve HDP milletvekili, her seferinde aynı milletvekilleri olmayabilir, o konuya göre değişecek. Bir aylık demokrasi analizi, aylık Türkiye analizi yapacağız gibi gözüküyor. Her ayın son haftası. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.